Agalarım, herkese selamlar. 27 Eylül 2024 Cuma iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 5 tane maçım var, 3 tanesi gayet güzel, 2 tane de Ampute Ligi'nden var. Hem Iğdır'dan hem de Başakşehir maçı olaraktan bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Dilerseniz maç skoruyla başlayalım. Sizlerden tek ricamız Videoyu atacağınız beğeni ve yorum destekleridir. Dediğim gibi her zaman en azından bir emeğine sağlık yorumu bizlere motive eticidir. Beğeni de bırakırsanız çok teşekkürler. Bu arada kanala abone değilseniz de abone ol tuşuna tıklayarak da ücretsiz Aga, o orada zaten en azından videolarımız önünüze, önünüze çıkabilir. Başlayalım. Maç skor yarışmamızla başlayalım. Aga Dortmund'la boğum maçı var. Eğer maç normal seyrinde giderse güzel tempolu gollü bir mücadele olmasını bekliyorum. Günlerden cumaya ters sonuçlar çıkabiliyor ama bu maçın güzel olmasını bekliyorum. En azından tempo hakim olmasını bekliyorum. Aga. Maç skoru ne olur sizlere sorduk. Benim skor beklentim 2-1-3-1 ayarında Dortmund galibiyeti. Bilen 3 arkadaşımızı 7 gün boyunca misafir edelim. Daha önce yapmış olduğumuz Galatasaray-Pavuk maçında 3 kişi alacağımızı söylemiştik. Bilen sayısı fazla. Berkay Ege Gökhan Çagaç ve Tuna isimli arkadaşlarımız kazandı. Bu arkadaşlar bana ekranda gördüğünüz WhatsApp iletişim hattı üzerinden mesaj atabilirler. Aga her türlü soru görüş öneri, gruplara girmek isteyenler vesaire için her, için, her şey için buradan 0534 446 5989 89 ister rehberinize kaydedin isterseniz açıklama yorumlar kısmında linki var. Tek tıkla tıklayarak da WhatsApp'tan benimle iletişim kurabilirsiniz. Aga yarım dün bir adet ideal kombinem vardı. Ve bu ideal kombinemi sizlere Avrupa videosunda söylemiştim. Herkes açık Telegram grubuna atacağız diyerekten de yaklaşık 1000 kişi falan yani görmüş oynayan sayısı bir aylık fazla. Çok güzel mesajlar geldi çünkü. Aga Akmar'ın 2 golü, Galatasaray'ın 2 golü. İki takım da 3 attı zaten. Özellikle Galatasaray helal olsun diyelim. Akmar maçı da çok keyifliydi. Aga her iki takımın ikişer golünü aldık. Salı gününün ideal kombinisiydi. Ücretsiz Telegram grubuna vereceğimizi söylemiştik, verdik ve tekrardan kazandı. Bereketli olsun aga, bunu söylemek istedim. Geçtim bunu. Sadece bu değil, ideal kombinlerimiz ek ekstra olarak devam ediyor aga. Şöyle söyleyeyim ben sizlere. Ekranda gördüğünüz mesela, e, pazartesinin, solda gördüğünüz Pazartesi günü tek ideal kombine vardı. Cain'in burada bir yarayı kazanması, Real Madrid alır ve 2.5 üst olarak da mis gibi geldi aga. Dün bir tane daha alternatif kombinem vardı, ideal kombinin yanına. Midland maçının KG'si United mücadelesinin 1 ve 4.5 altı. Aptal United 1-0-8 oranı var zaten doğru düzgün yenemedi. Bunu yendirdik bari. Bu olmadı. Devam ettik. Misli seviyesinde en iyi şekilde devam etmeye çalışıyoruz. En güvendiğimiz karşılaşmaları misli seviyesinde değerlendiriyoruz. Şöyle söyleyeyim. Eğer ki yüksek oynuyorsanız ben diyorum zaten misli seviyesine gelecekleri. 1000 TL'nin üstünde oynuyorsan misli seviyesine gelecekler. Orada ortaya bahisler veriliyor. Sadece maç önü değil canlı olarak da misli alıyoruz çünkü. Örnek veriyorum dün Manu maçına ilk kere gole girdim. Nis'in golüne girdim. Bu tür oranlara girerekten de Nis'in golüne girdik. Nice oldu diyerekten de yeşilledik. Misli canlı performanslarımız da oluyor Aga. Sadece bunlar değil dünden bahsedeyim. Yüksek oran kombini vardı Aga. 13 oranlı. Dilemokiev 2-3 gol. Altmar alır 2.5 üst. Galatasaray alır 2.5 üst şeklinde. Girona'yı da Mazzuri bir ekledim. Girona maçta neler neler kaçırdı. Gerçekten kıl payı kaçan kombinelerden bir tanesi oldu. Yüksek oranlı kombinelerimiz de gruplarımızda oluyor. WhatsApp grupların özel. Sadece onlar değil tabii ki canlı olarak gruplarımızda da en iyi şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Eğer ki sizler de canlı oynuyorsanız değerlendirebilirsiniz. Sadece o değil. Ücretsiz Telegram grubunda da elimizden geldiğince canlı bayı zaten yapıyoruz. Aga. Hatta bunları sizlerle paylaşarak güzel kazanç da elde ettiğimizi belirtelim. Hatta ben sizlere birazdan göstereyim. Hatta ekrana gelsin aga. Şimdi agalarım ekranda var mesela günün idealini burası ücretsiz Telegram grubu. Dedim attım. Hayırlı olsun dedik attık buraya. Ondan sonra dedim ki agalarım 19.45 canlı start diyerekten de ekrana geçtik. Şu şekilde başladık. Ondan sonra Akvar maçına ilk yer Akmar'ın golüne girdik. Dakika 5'te bine girdik zaten direkt. Çok temiz aldık. Akmar net kaçtı. Ers güzel geldi. Offside. Bodo mücadelesine ilk yer 2.5 üst aldık. Akmar da gol attı aga Attı mı? Attı. Bereketli olsun. Dedim ki Alkmar 3. golü aga %2 alalım. Ama Avrupacılara da Avrupacılar da ev sahibi 1.5 üst %4. Deplasman Porto %3 olarak da de. Deplasman 1.5 üst alalım dedik. Aga onlar da geldi mi? Geldi. Girona maçına gole girdik. Gelmedi. 0-0 bitti. Bodo mücadelesine girdik vesaire derken burada elimizden geldiğince en iyi şekilde kazan sağlamaya mistisiyle, cartuyla, curtuyla devam etmeye çalışıyoruz bilginize. Sizlerden ricamız aga beğeni yorum destekleridir. Beğeni ve yorum destekleri geldiyse ben yavaştan telefonu elime alayım, ayağa kalkayım videoyu anlatmaya başlayayım. Aga Türk takımlarını en sona bırakacağım. Öncelikle Dortmund Boğul mücadelesi. Dortmund'un haydanan maçı vardı kendi evinde 4-2'lik mücadelesi. Bundan önceki kendi evinde oynadığı karşılaşma çok güzel bir futbol oynadı. Ve inanılmaz bir 4-2 skorla çok güzel bir galibiyet de aldı. Maçın canlısıyla vesaire zaten yaptık bitirdik sömürdük o mücadeleyi. Bochum da son mücadelesinde Gerçekten çok keyifli bir mücadele oynadı. 2-2 berabere kaldı yerle birlikte. Ve ilk yarısı o kadar hızlıydı ki dedim ki ilk yerden bir gole misli olarak alalım. 1000 TL olarak değerlendirdik. Misli olarak canlıdan aldık çıktık mesela oradan. 500 TL falan net kar. Aga maçın tempolu geçmesini bekliyorum. Hatta maç skorunu sorduk. Özellikle bu maçın skorunu sordum. Ne olur diye yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Aga gollü bir Dortmund galibiyeti bekliyorum ben. Dedim ya 2-1-3-1 ayarında. Ben bunu ideal olarak da şöyle değerlendirebilirim. Başka türlü oran alamazsınız zaten bu maçtan. Masunu 1 ve 2.5 üst yaparsanız aga. Bu arada bohum golü de gelme ihtimali var bence. Gerçekten tempolu oynuyorlar. Kalesine pozisyon veriyor ama Dortmund'a karşı o kadar tempo sağlarlar mı bilmiyorum ama yine de temposu yüksek olacaktır. 2.5 üstüne bir Dortmund galibiyeti bekliyorum. Onun dışında biraz daha yüksek orandan değerlendirelim derseniz de şöyle bir önerim de olacak agalarım. İlk yarıdan iki gol sesi gelme ihtimali yüksek. 1-1 olur, 2-0 olur. Ama ilk yarıdan bence hızlı bir başlangıç olursa, golü derken de alırsak ilk yarı 1.5 üste gidebilecek karşılaşmalardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Milan'la Lecce mücadelesi. Milan son Inter mücadelesinde galibiyeti almasını bildi. Daha önce de Venezia'ya maçını almıştık ve en banko maçımızdı Venezia mücadelem çok rahat geldi. Aga Inter'in, Milan'ın ben takdinden bahsedeyim. Alvaro Morata'yı burada 10 numara veya gizli forvet niyetinde oynattılar ve maçta gerçekten Inter maçında çok iyi pozisyon buldular. Maçı da izledim. Ben burada benim bir sözüm vardır. Büyük galibiyetlerden sonrası kendi evinde maç oynuyorsan aga büyük galibiyeti gölgelememek adına bak bu Galatasaray'da da oldu. Ne dedim? gitti Fenerbahçe'yi yendi deplasmanda. Dedim ki derbiye gölge düşürmez galatasaray pauka karşı da bence galip gelir. 2 gol atar diyerekten de. Bir sonraki maçta galiba kendi evinde. Kasımpaşa'yla galiba. Onu da yenecektir muhtemelen. Bunlar da gittiği interi yendiler ya. Burada gelip de Lecce'ye puan vermezler. Verirlerse büyük aptallık. Ve şunu belirteyim. Milan maçında şöyle oldu. Bunların teknik direktörü Fonchesağ mı ne? Tamam mı? Çok da iyi gitmedi. Başlamadı. Eğer ki İtalya medyasından bahsediyorum. Yakından takip ediyorum. Şöyle dediler. Eğer ki burada Inter, puan, Inter maçında farklı bir mağlubiyet veya olası beraberlik halinde takımdaki hocayı göndereceklerdi Aga. Tamam mı? Oyuncular istemiyor. Bir kaos falan oldu. Leao kadro dışı bırakıldı haberleri çıktı vesaire. Ama oyuncular savaştı hakkını verdi. Hocayla da işler barıştı gibi. Ben burada Milan'ın en az iki gol ataraktan da galibiyetini bekliyorum. Bu benim idealimdir. Eğer ki bu bana yetmez diyorsanız da ben burada biraz daha oranı yükseltiyorum. yükselterekten de Handikaplı bir Milan galibiyeti de gelme ihtimali var. Bilginize yazın, not alın, takip edin. Estro ile Sporting Lisbon mücadelesi. Lisbon ligde inanılmaz gidiyor. Aga bu takımı durdurma imkanı çok zor. Özellikle Porto'yu izledik Bodo Gilim karşısında. Porto diye bir şey kalmamış. Ben bu sezon sadece Benfica ile Lisbon'u takip ettim. Porto'nun da ilk defa maçını izlemiştim. Bodo maçında kötü aga gerçekten. Ben burada Lisbon galibiyeti alacağız. Ama Lisbon galibiyetini oran almak adına biraz süslemek lazım. Bu maçtan 4 gün sonra hatta 3 gün sonra diyeyim ben. PSV ile kendi evinde bir mücadelesi var. Ben burada Lisbon'un alırsa 4.5 altında bir Lisbon galibiyeti bekliyorum. Yani 5 gol beklemiyorum. Zaten Lisbon'da Dert öyle çok gol at, yani bu at, bu, sezon atıyor da. Kendi aralarındaki maçlara baktığımız zaman da çok atmamış. Ve takımda haliyle bir yorgunluk da olacak. 4 gün sonra tekrardan maç var. 4.5 altında bir Lisbon galibiyeti bekliyorum. Gelelim amputelere. Arkadaşlarım ampute liginden Iğdır'la başlayalım. Ampute birinci lig burası. Ee, Iğdır e böyle dediğime bakmayın bunlar gerçekten top oynamıyor. Yani üstüne yok amputelerin carçut bu muhabbetlere hiç girmeyin. Zaten direkt böyle muhabbet yap, yapanı kanaldan engellerim uzaklaştırırım bilginiz olsun. Vesaire. Arkadaşlar top oynanmıyor. Ben söylüyorum ne Başakşehir'i kuponuma koyarım ne de Iğdır maçını koyarım. Ama araştırdım o özetini izledim anlatacağım. Bu ligleri seven var benim çok yakın bir arkadaş. Adam sadece Türkiye liginde oynuyor. Böyle adamlar da var. Şimdi Erzurum daha dış sağ galibiyeti diye bir şey yok. Kadro kalitesi Iğdır'dan yana. Bunu da belirteyim. Ve Iğdır kendi evinde iyi oynayan bir takım. Ve son iki mücadelesinde puan kaybetmişken mağlubiyet aldı son iki mücadelesinde. Ben burada Iğdır'ın galibiyetini bekliyorum. Matsu'nu bir doğrudan değerlendirdim. Iğdır'ın galibiyeti. Hatta bu maç 2-0, 2-1 ayarında. Hatta şöyle bir beklentim de var aga. Yüksek orandan çok şey olmak istemiyorum ama önermek istemiyorum ama şöyle gelelim. Mücadele genelinde bak, diyorum ya 2-0, 2-1 Iğdır galibiyeti bekliyorum. Yüksek orandan bu 2-3 golü değerlendirebiliriz ama olası 1-1 bir veya ne bileyim 2-0 Erzurum, yenerse de 2-3 golü de yanınıza alabilirsiniz. Ama dediğim gibi benim beklentim 2-0, 2-1 ayarında bir Iğdır galibiyeti. Yüksek orandan 2-3 golü de değerlendirilebilir. Sivas Spor'la Başakşehir mücadelesi. Arkadaşlar ben bu maçta yani maç 4-4 de bitebilir. 0-0 da bitebilir. Benim görüşüm 0-0 ritmesi yönünde. Ben bu maçta çok fazla gol beklemiyorum. Benim beklentim ya 0-0 ya da 1-1. Hatta şöyle de bir iddia var. Maç genelinde 7 tane toplam isabet şut olur ya da olmaz. Öyle bir maç olur. Ben burada 2.5 alt öneriyorum. 3.5 alta oran açmamışlar zaten. 2.5 alt oranında 1.54. Maçta 3 gol sesi beklemiyorum. Dediğim gibi yüksek oranlarda beklentim bir beraberlik. Ya 0-0 ya da 1-1. Başka bir şey beklemiyorum. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Agalarım bu şekilde 5 tane mücadelem vardı. İdeal yüksek olanlardan anlattım. Ekstra olarak paylaşımlar vesaire canlı olarak da ücretsiz Telegram grubuna gelebilirsiniz. Ekranda var. Açıklama yorumlarda linki var. Tıklayıp ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.